Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Balıklarımızın güncel durumlarına bakacağız. Akvaryumda neler oldu, neler bitti, bunları konuşacağız hep beraber. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim. Destek olmanız çok önemli değil. Dediğim gibi bu benim için bir hatıra kalacak. En azından çocuklarım izler. İleriki aşamalarda, ileriki yıllarda. Belki bizden sonra bir anı kalır. Hemen bakalım balıklarımızın son durumlarına. Balıklarımız şu an çok aç değil ama yine tepki verirler yeme. Saat 10'da verdik yemlerini. Gördüğünüz gibi büyük olanlar net erkek. Kontrol ediyorlar zaten. Yem bölgesi sürekli erkeklerde. Solda kalanlar biraz daha az besleniyordu önceden. Yemleme sistemini değiştirdim arkadaşlar. Bir adet balığımızda sıkıntı çıktı maalesef. Gördüğünüz ısıtıcı soldaydı. Yani camın dibindeydi. Tam kenardaydı. Bir balık arasında kalmış ve pişmiş maalesef. Bu 400 watt. Bu akvaryum için çok fazla. Ben bilerek 400 watt aldım. Çünkü minimum sapma istemiyorum. Şu balığımız arkadaşlar diğer taraftan yanık. Yanık dediğim bildiğiniz yanık yani derisi yanık. Bu taraf değildi. Kuyruğunda da hatta zedelenme var. Şimdi diğer tarafa dönerse göreceğiz inşallah. Bu tarafı değil de diğer arka tarafta. Zaten belli oluyor az çok görüyorsunuz. Evet. Şuradan yemiş sıcağı ve yanmış. Ama toparlıyor. Şu an durumu iyi. Yemiyor. Yem yemesinde problem yok. Sadece ufak bir sıkıntı. Daha önce başıma gelmişti aslında. Yani yine aynı tecrübeyi yaşamak biraz da affedersiniz salaklık oluyor. Ama damızlık balıklarımdı. Bir tane balığımı kaybetmiştim. Akşam eve geldim baktım pişmiş. Hayvan ısıtıcıyla cam arasında kalmış pişmiş. Bunlar küçük olduğu için takılmaz dedim ama kısmet işte arkadaşlar. Yani oluyor. Olacak böyleceği çare bulmak biraz zor oluyor. Hiç düşünemedim takılacaklarını. Bunun dışında pH'ımızı ölçeceğiz, TDS'mizi ölçeceğiz, su değerlerimizi ölçeceğiz şu an. Sıcaklığımız sabit 25 dereceye ayarladık. Birkaç araştırma yaptım arkadaşlar balıkları hızlı boylandırma adına. En önemli unsur su değişimi demiştik sürekli. Su değişimi, su değişimi, su değişimi diye. Bundaki altında gizli yatan şey oksijen arkadaşlar. Eklediğimiz yeni su eşittir oksijen. Oksijen de balıklarda boylanmayı güçlendiriyor. Özür diliyorum. Kusura bakmayın. Biraz rahatsızım. Bademciklerimde sıkıntı var. Yani demek istediğim oksijen ne kadar bol olursa balıklar o kadar hızlı boyalanıyor. O yüzden 2 günde bir su değiştiriyorum. Belki videonun ileriki dönemlerinde su değişimi yapabiliriz. Gördüğünüz dalga motoru devreye girdi. Dalga motorunun da yerini değiştirdim. İnşallah dalga motorunun içine hani balıklar bazen girebiliyor. Çünkü orada da yemlenme vesaire olabiliyor. Meraklı balıklar bunlar. Onun içine girip de birden çalışırsa otomatik çalışıyor çünkü. Günde yaklaşık 10-15 defa 15 dakika arayla çalışıp durmaya ayarladım arkadaşlar. Genelde yemleme sonrası başlıyor. 1 saat boyunca yarım saat boyunca çalışıyor. 15'er 15'er 1 saat çalışmıyor. 1 saat çalışıyor. Bu şekilde ayarladım. Neden öyle uğraşıyorsun abi? Sürekli açık kalsın derseniz arkadaşlar ledlerin tam 70-80 watt değerinde. Onları göstereceğim ileriki videolarda. Sağlam led sistemim var. Görüyorsunuz zaten taşın yeşilliğini. Diğer taşları ben etraftan topladım arkadaşlar. Onlar da zamanla yeşillenecek. Hatta şurada ufak ufak mikroorganizmalar toplanmaya başladı. Yeşillenecek bunlar da. Bunlar benim çok eski taşlarım. O yüzden zaten yosunluydu akvaryuma koydum. Ama bu kadar değildi tabii ki. Daha da yeşillenmeye devam ediyor. Bitkiden anlayan arkadaşımız varsa bana lütfen yorumlarda belirtsin. Bu bitkileri ben ne yaptıysam yeşertemedim arkadaşlar. Sararmaya başladı. Eski takımda pH düşüktü. Orada hiç sıkıntı yoktu. Gayet güzel yeşildiler.
Ama buraya aldığım su sertliğinden midir ya da nedendir bilmiyorum. Boy atıyorlar. Bakın yeni yeni sürgünler veriyorlar. Uzuyorlar. Şöyle yandan göstereyim. Ama yıpranmış bitkiler. Bundan anlayan bir arkadaşımız varsa beni bilgilendirirse sevinirim. Bitkiden çok anlamıyorum dediğim gibi. Bunların çözümünü bulmak istiyorum. Onlar da gayet sağlıklı. Büyüsün istiyorum. Işıklandırmam yetersizse eğer ışıklandırmayı ekleyebilirim. Dediğim gibi dalga motorunu konuşuyorduk. Neden hani 15 dakika vesaire vesaire. Arkadaşlar ben dip çekimi yapmıyorum. Akvaryumda görüp görebileceğiniz en pis ortam burası. O da zaten görüyorsunuz bu kadar. Şunlar vesaire bunlar pislik değil. Ben mercan kırığı kumunu salaklık edip bitkili akvaryum kurarken alt tabanda bıraktım. Neden bıraktım? O da biraz aceleye geldi bitkili akvaryum kurulumu. O yüzden altında bırakmak zorunda kaldım. Çünkü balıklarım gelmişti. Hemen hızlı bir kurulum yapmam gerekiyordu. Kumun altında azot döngüsü oluştuğu için eski kumumdu. O yüzden kaldıramadım. Kaldırsam çünkü balıklar direkt ölüyorlar yani. Kumla çok oynamayacaksınız. En güzel filtrasyon kumun altında oluyor arkadaşlar. Bu dışkılar bir saat bilemediniz 1,5 saat kalmıyor burada. Hemen kumda kendini hallediyorlar. Dalga motoru da diğer temizleyemediklerini filtreye doğru gönderiyor. Hem de balıklara da dalga üretiyor zaten. Balıklar da yüzüyor. Ben çok yormak istemiyorum balıkları çünkü yani yüzdürüp çok yormanın bir mantığı yok. Balıklar yağlı değil. Boylandırma aşamasındayız. Enerji lazım. O yüzden sürekli dalga motorunu açmıyorum. Artı zaten elektrikten de tasarruf olmuş oluyor. Alta geldiğimizde vatozumuz vardı. Hatırlayanlar vardır. Resmini koyarım. O vatozumuz öldü arkadaşlar. Burada artemyaları boylandırıyoruz dedik ama ilk denememde sonuç alamadım arkadaşlar. Yani ölenler oldu. Bunlar kalanlar aslında ama ben çok büyütemedim. Yeşil suyla besleniyorlarmış diye ben de yan tarafa şöyle yeşil su için pipo filtremi sıktım. Ve iki tane led taktım. Samsung led. 7/24 buraya ışık veriyorum arkadaşlar. İnşallah o yeşil suyu yapabilirsek artemiyalarımızı büyüteceğiz. Yeşil sudan da bundan sonra su piresi kültürü alacağım. Su piresi yetiştireceğim. Çünkü su piresi daha uygun oluyor. Neden derseniz çeşmeden doldur. Tatlı su ama artemiyalar öyle değil arkadaşlar. Artemiyalar tuzlu su istediği için biraz külfet oluyor açık söyleyeyim. Tuzunun miktarı vesaire uğraştırıyor. Buraya yine artemiya koyduk. Burada da yine filtreyi sıktım. Buradakiler çabuk boylandı açık söyleyeyim. Filtreyi sıkmanın çok faydası var. Onu kesinlikle deneyin arkadaşlar. Pipo filtrenin suyunu sıktım. Güzelce bütün artemya setlerime dağıttım. Harika oldu yani artemyalar. Karidesten anlayan varsa şu dişi ondan net eminim ama diğer karidesimiz biraz arkada. Eğer netleyebilirsem ona da bakarsak şöyle yan çevireyim. Ama biraz uzakta biraz zor belli olur. Yani onun cinsiyetini çözemedim. Eğer anlayan varsa yardımcı olursa sevinirim arkadaşlar. Bu erkek mi dişi mi? Eğer dişi ise bunlara bir erkek alsam, mavi alsam mesela eş tutarlar mı farklı renklerde ya da aynı renk mi olması gerekiyor eş tutmaları için? Bunlarla ilgili bilgi verirseniz sevinirim. D144'lerimizle büyüyorlar. Buraya çok su değiştirmiyorum. Yani çok özen göstermiyorum arkadaşlar buraya. Daha çok yukarı ile ilgileniyorum. Çünkü iki tane evladım var. Ailem var, evim var ve işim var. İlgilenmem gereken bir dünya olduğu için ikinci akvaryum biraz daha çok zor oluyor. Buraya bitki ekleyeceğiz. İleriki aşamada gördüğünüz gibi bitkilerimiz de boylanıyor. Işığı şöyle aşağıya çektim. Birisi yukarıda. Aslında o direkt artemiyaların ışıklandırması diyebiliriz. Buraya attık. Burada daha hızlı boylansın da yere koyalım diye. Şöyle pistesimiz bildiğiniz üzere eski tankımdan kalan 2 adet yavrumuz vardı. Biri erkek, biri dişi çıktı şansımıza. Yakındakini netlemedi ama bu da muhtemelen Dark Blue ya da Black'lerden birisinin yavrusu. Diğeri benim karma. Görüyorsunuz dişiyi doldurmuş hatta bu boyda. Şu an 1,5 santim bile yok arkadaşlar bu balığın boyu. Yani erkeklik organı bile yeni
çıktı diyebilirim. Ama renkleri görüyorsunuz ne kadar canlı. Lepistesleri seviyorum ama böyle akvaryumlarda. Yani büyük akvaryumlarda çok iyi olmuyor. Bunlar sürekli böyle üst üste çıkıyorlar, yan yana geliyorlar vesaire. Ama erkek dişi ayrımını bilmediğim için yorum yapamıyorum. Herhangi bir yumurta vesaire yok. Sağa sola baktım yukarılara ama salyangozlar şimdilik üremiyor. Yukarıya iki tane salyangoz attım. 2 gün durdu. Hayvanı bildiğiniz alttan alttan kemiriyor masalar. O yüzden onlar da artık ölü taklidi yapmaya başlayınca yani ölü zannediyorsun, çıkartıyorsun, bakıyorsun yaşıyor. Olmuyor öyle arkadaşlar. Hayvanlara da eziyet. O yüzden salyangozları tekrar aşağıya aldık. Şimdi bir pH'ımızı ölçelim hep beraber. Bakalım pH'ımız kaçmış. Otomatik emlemede de aslında bir iyileştirme yaptım. Önceden 9 öğün veriyorduk. Şimdi 7 öğüne düşürdük. Öğün aralarını uzattık arkadaşlar ve öğün miktarını çoğalttık. Önceden bir diş veriyordum. Şurayı netlemeyecek zannedersem. Netlemesi zaten çok önemli değil. Önceden bir diş veriyordum. Bir diş de çok az yem veriyordu ve genelde büyük balıklar, erkek balıklar burada takıldığı için diğer soldan gelenlere yem kalmıyordu. Şimdi o yüzden iki dişe çıkarttım. Şöyle 2-3 günlük yem koyuyorum. Taze olsun diye. Çünkü buradan sürekli buhar geldiği için bayatlıyor arkadaşlar yem. Eğer siz de otomatik yemleme makinesiyle fazla öğün vermek istiyorsanız hayvanlarınıza kesinlikle azar azar koyun. Öyle bir aylık, bir haftalık yem koymayın. Pişman eder sonra. Balık ölümü yaşarsınız. Balık çünkü mantar oluyor. Vesaire vesaire küfleniyor, bozuluyor. Gördüğünüz gibi yine 8,3'ü elde etmişiz. Zaten bizim standart değerimiz 8,3. 8,3 bize çok çok yeterli arkadaşlar. 9'un üzeri harika olur ama gerek yok. Onlarla uğraşıp hiç manyak olmaya gerek yok. Çünkü pH'ı tamponlayacak buffer almanız lazım. Seaçem'in pH buffer'ı var. Ondan almanız lazım. Artı makinamızı açalım. BPM derecemiz de düşmüş 380'e. Yaklaşık 3-4 defa su değiştirdim. Önceki videodan bu videoya kadar. Ve Afrikan saltı eklemedim arkadaşlar. Biraz PPM'i düşürmek istedim. Çünkü çok yüksekti. 500 civarıydı, 480-500. O yüzden öyle bir karar aldım. Ortalama 350'de tutmayı düşünüyorum. Ya da 300'lerde tutmayı düşünüyorum. TDS'yi, PPM'i. Güncel durumumuz bu şekilde arkadaşlar. Sormak istediğiniz var, bir şey varsa sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadar cevap yazıyorum yorumlarınıza. Benim zaten sorularım oldu birkaç tane. İlgilenen arkadaşlar cevap yazabilir. Sevinirim. Son durumumuz bu şekilde. Gördüğünüz gibi dalga motoru harika işini görüyor. Yenisini aldım bu arada. O da gelince AliExpress'ten videosunu çekeceğim. Çünkü bu bazen tıkanıklık yapıyor, çalışmıyor. Ömrü doldu zaten. 10 yılı geçti alalı. Sobo'nun VP300M serisi bu. Yine buna benzer AliExpress'ten çakma da olsa uygun, daha az üfleyen bir model aldım. Bakalım inşallah güzel olur akvaryumuza. Aşağıya tepe sap yapmıştık. Onu çıkarttım arkadaşlar. Yani mantıklı aslında. Çok harika bir sistem ama yani nasıl söyleyeyim? Koyacak yerim yok. Burada alan sıkıntısı olduğu için onu hesaplayamadım. Yan durması gerekiyordu. Üst dik durunca sıkıntı oldu. Yan durması gerekiyordu. Ufak bir böyle saksı tarzında bir şey ayarlarsam yine o sisteme geçebilirim. Bakalım. Hayırlısı olur inşallah. Şimdilik güncel durumumuz bu arkadaşlar. Balıklarımız 4 santimi geçti. Ciddi anlamda boylanmalar var. Bu hızla gidersek 2 ay sonra cinsiyet ayrımı yapacağız inşallah. Allah kısmet ederse hep beraber. Bakalım 44 balıktan kaç adet erkek, kaç adet dişi çıkacak. Yani küçük kalanlar vardı biliyorsunuz. Şu an baktığınızda o küçük kalanlar çok göze batmıyor artık. Balıklar büyüdü. Tabi ileride yine belli olacak ama yani çok da göze batmıyorlar. 3-4 tane ufak balığımız var arkadaşlar. Gerisi 4 santim ve üzeri oldu. Söyleyeceklerim bu kadar.
Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun ilginiz için. Teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.